Herkese merhaba. Sivil Toplum Ekran Paylaşıyor serimizin beşinci paneline hepiniz hoş geldiniz. Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğümüz bu panel serisindeki amacımız Türkiye'den ve Türkiye dışından sivil toplum profesyonellerinin, akademisyenlerin, uzmanların, insan hakları aktivistlerinin ve sizlerin katkılarıyla sivil toplumdaki güncel meseleleri tartışmaya açmak. Vakfın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından önceki panellerimiz ve gelecek etkinliklerimizin konu başlıkları, açıklamaları, tarih ve konukları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İlerleyen günlerde programımızı yeni konuklarımızla güncellemeye de devam edeceğiz. Sizleri de gelecek etkinliklerimizde tekrar aramızda görmeyi çok isteriz. Bu nedenle lütfen etkinliklerimizi takipte kalın. Bugünkü konuşmamıza başlamadan önce size bir soru sormak istiyoruz. Ee, sivil toplum denilince aklınıza gelen üç kavram nedir? Dilerseniz e, cevaplarınızı chatten bizimle paylaşabilirsiniz. Bugünkü panelimizin başlığı toplumun gözünden sivil toplum algılar yaklaşımlar ve dönüşümler. Toplumdaki sivil toplum algısını daha çok algının eksikliğini yeni yaklaşımları ve dönüşümleri dünyadaki eğilimlerle birlikte e, konuşuyor olacağız bugün. Konuklarımız uzun yıllardır Türkiye'de sivil toplumun gelişmesi ve sürdürülebilir olması için çalışmalarına devam eden İbrahim Betül. Derin Yoksulluk Ağı kurucularından Hacer Fogo ve Aşoka Türkiye Eş Direktörü Zeynep Meydanoğlu. Değerli panelistlerimiz de bu konuşmayı sevgili Bekir Ağırdır yürütecek. Bekir Bey hoş geldiniz. Sözü sıra bırak, size bırakıyorum ve keyifli bir tartışma diliyorum. Merhaba, çok teşekkürler. Bir kere önce hemen başlarken şunu söylememe izin verin. İçinde olmaktan yanında kıyısında kenarında içinde bir arada olmaktan onur duydum bir kere. Granting Vakfı'nın bu dizisi için bir şey. Emeğinize sağlık önce. Konumuz tabii toplumun gözünden sivil toplum ama önce şunu söyleyeyim hazır böyle bir korsan bildiri verme fırsatı bulmuşken. Bir kere günün bu saatinde bile haber ekranlarının önünde işte malum video yayınlandı mı, hangi lider kime ile söz geçirmiş gibi güncelin şeffetine teslim olmayıp da şu anda bizi dinleyen ya da bu toplantıya katılan herkes aslında memleketin geleceği için burnunun direği sızlayan insanlar diyorum ben. Çabamız ne? Çabamız bir biçimde hani sordun ya sivil toplum deyince üç kavram ne aklınıza geliyor? Valla benim birinci tanımım şu, hayata dahil olmak ve hayata müdahil olmak çabası. Dolayısıyla neyle, neye müdahil olmak, müdahil olmak, mağduriyetlere, eşitsizliklere, adaletsizliklere, yoksulluklara müdahil, müdahil olmak, bunların çözümü için çaba göstermek. Ama bu toplantılar dizisinin tabii bir örtük amacı da var aslında. Yalnız olmadığımızı fark etme ihtiyacımız var. Yani hepimiz hem pandemi hem pandemiye eşlik eden ekonomik buhran hem de ülkenin siyasi gerilimi nedeniyle birazcık böyle ne evet diyelim zaman zaman çaresiz hissettiğimiz zaman zaman umutsuzluğa gark olduğumuz anlar oluyor belki ama bu toplantılar ve bu çabalar sayesinde aslında birbirimizi duymaya birbirimizi dinlemeye birbirimize iyi gelmeye ve çoğalmaya ihtiyacımız var ben dağlardaki çoban ateşleri diyorum bu girişimlere, bu tür her tür örgütlenmeye ve de bu dağlardaki çoban ateşleri belki minik görünüyor olabilir şu anda ya da biraz sonra da konuşacağız neden bazı problemler var, neden çok güçlü değiliz vesaire gibi. Ama bir yandan da önümüzdeki mesele galiba bütün bu dağlardaki çoban ateşlerinin enerjilerini biriktirip bir büyük gelecek hikayesine, bir gelecek iddiasına, ütopyasına çevirmek. Ama bir gerçek var karşımızda. Bu topraklarda ben Konda'nın araştırmaları üzerinden bir bulgumuzdan söz ederek başlayıp bu topraklarda ya da bu toplumda sivil toplum üyeliği parti üyeliğinden düşük herhalde Batı toplumlarından önemli farklılıklarımızdan birisi bu. Yani Türkiye'de sorduğunuz zaman insanların yüzde on beşinden fazlası bir biçimde parti üyeliği var. Halbuki sivil toplum üyeliği mecbur yani üye olunması zorunlu olunan odalar gibi yapılanmalar dahil yüzde onun altında henüz. Bunun nedenlerini konuşacağız elbette ve bunu nasıl aşabiliriz ya da buradan bir başka enerjiyi üretmek için ne tür meselelerle uğraşmamız lazım? Dönüşümleri hangi dürtülerle hızlandırabiliriz vesaire. Kimlerle konuşacağız? Hacer Fokko herhalde herkes tanıyor. Derin yoksulluk ağı. Hele şu pandemi döneminde benim de şahsen hayranlıkla izlediğim müthiş bir çaba gösteriyor. Hem ağ hem hacar. Öbür konuğumuz Zeynep Meydanoğlu. Aşoka Sosyal Girişim Ağı'sı anlatmama gerek yok. Yani genç yaşında kendini sivil topluma adamış insanlardan birisi Zeynep ve tabii İbrahim Betül İbrahim abiyle konuşacağız. İbrahim abi'yi tanıtmama gerek yok. Yani ben önce üç katılımcımızın da ortak bir soruyla başlayayım başlangıç olarak. Önce şu bilgiyi de vereyim. Eğer katılımcı dostlarımız Birinci turda böyle 7'er 8'er dakika e, konuşurlarsa hani ikinci tur, üçüncü tur yapma şansımız olur. Son yarım saatte de soruları cevaplamaya çalışacağız. Önce galiba üçünüze de soracağım temel soru şu. Türkiye'de sivil toplum kavramına, örgütlenme hakkına, toplumun genel algısının gelişimi, kırılma, dönüşüm noktaları ne? Yani ne tür bir genel algı var ki hayırseverlik konusunda örneğin fikir birliği kolayca var, sağlanıyorken, hak temelli örgütlenmede ya da savunuculuk faaliyetlerinde ortak bir nokta buluş, da buluşmak çok zor oluyor. Yani yani yine bir sayıyla hemen sözü size bırakayım. Yani Türkiye'de şu anda bile formal anlamda dernek vakıf gibi formal yasaların tanımladığı biçimde idari usulleri yerine getirmiş 130 bin civarında örgütlenme var. Ve bunların 100 binden biraz fazlası dayanışma temelli örgütlenmeler. Ama hak temelli örgütlenmeler hala olması gerekenin çok altında. Dolayısıyla önce isterseniz Hacer'den başlayalım. Problem nerede ya da bu toplum bu meseleyi ne tür fikir ne diyelim dürtülerle, içgörülerle, bilinç altında veya bilinçli ne tür engellerle daha temkinli bakıyor hak temelli mücadeleye? Buyur sevgili Hacer. Şöyle ee, ben biraz kendi e, deneyimimden başlamak isterim. E, Sulu Kule'yi bilirsiniz, Sulu Kule e, roman mahallesi, bin yıllık bir mahalle. E, ben oraya gittiğim zaman ilk e, gittiğim zaman işte henüz böyle yıkılmamıştı e, ve bir kahveye girdim, bir kahvehaneye girdim Şükrünün kahvesine e, ve orada e, bir kentsel dönüşüm tartışılıyor ama ne olduğunu e, tam onlar da anlamamış, anlamış değillerdi. İşte gidiyoruz işte belediyeye e, bize e, tam böyle bilgi vermiyor o gidiyor bu gidiyor falan ne olduğunu bilmiyoruz ve biliyorsunuz Suluklu'ya aslında ilk yıkılan mahalle bu kentsel dönüşümünde ilk e, hayata geçirdiği mahalle ve orada şey dediler ya bir dernek kuru, e, kuracağız zaman nasıl kuracağımızı da bilmiyoruz. E, belki işte hani öyle örgütlü bir biçimde gidersek ve biz de ...daha çok önemserler, bizi muhatap alırlar falan. Ve işte birlikte onlar söyledi, ben de işte onlara biraz böyle bürokrasi falan yol gösterdim. O dernek kuruldu, birlikte gittik dernekler masasına falan. Ve orada gerçekten de öyle bir kişinin, iki kişinin değil de yönetim kurulunun... ...kendilerinin işte belediyeye gittiği zaman bir takım belgeleri, bilgileri almaya başladı. O dönemden bahsediyorum. Aslında biraz sivil topluma da oradan bakıyorum. Yani ihtiyaçtan yola çıkarak aslında. Orada bir kentsel dönüşüm var. Orada gerçekten bir mahalleli var. Bir mağduriyet var. Bir durum var ki neticede de öyle oldu sonuç olarak. Ve bir hak temelli bir aslında bir ihtiyaç var diyebilirim. Mesela o dernek öyle kuruldu ve gerçekten de bütün o kentsel dönüşüm boyunca ee, mücadele etti, davalar açtı. Halen o davalar sürüyor. Yıkıma karşı çıktı. Ee, nitekim o mahalle yıkıldı ama e, sonuç olarak Sulu Kule örneği bütün her yerde tartışmaya başladı. Biz onun arkasında Sulu Kule platformunu oluşturduk ve tam da o derneğin arkasında e, durduk. Ee, biraz sivil toplum bilincini de yeniden bence bir tartışmak gerekiyor ama bu son dönemlerde e, sivil toplum örgütleri üzerine yapılan baskılar, son yasa, e, hatta yani derneklere böyle kayyum atılmasına kadar e, gidilen şeyler biraz insanları gerçekten ürkütmüş durumda aynı aynı zamanda. E, e, hayırseverlik konusunda ise yani hayırseverlik bir bireyin yaptığı e, bir şey ve daha çok e, kendini gösterme, görünür olma e, ve tırnak içinde devlet karşısında da daha iyi e, alkışlanacak bir durumda e, olma aynı zamanda. Bu herkes için geçerli değil ama işte bir okul yaptırma ya da başka bir şey yaptırma anlamında diyorum. Orada bir hak temelli bir e, savunuya ihtiyacınız yok aslında. Bizim mesela derin yoksulluk ağında aslında bir dayanışma ağı, arkasında bir dernek var açık kalan derneği ama biz aslında iki iki şeyi, ...bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Yani bir taraftan e, ailelere pandemi boyunca gıda eriştirirken... ...ya da o e, evi ziyaret ederken diyelim ki sobaya ihtiyacı var... ...o sobayı e, sağlarken ama o evin içerisinde gördüğümüz bir çocuğun... ...eğitim hakkı ihlalini de görünür e, yapmaya çalışıyoruz aslında. Yani ısınma hakkı e, da bir hak aslında. E, ama aynı zamanda çocuğun uzaktan eğitime erişememe durumunun da bir e, hak temelli bir bakışta bunu da e, herkese duyurmaya ve kamuoyuna da duru, e, duyurmaya e, çalışıyoruz. Yani örgütlenme bence e, yani otoritenin artması, e, baskıcı zihniyetin daha fazla e, görünür olması ve aslında iktidarın kendi sivil toplumunu kurmaya başladı. Yıllardır biz bunu görüyoruz yani. Şimdi niye bir e, yoksulluk ana ihtiyaç var? Ben kendi dayanışmamı kurarım dedi. Niye e, ne bileyim İnsan e, insan hakları derneğine ihtiyaç var? Ben kendi insan hakları derneğimi kuruyorum ve sonuçta ya da kendi sendikasını kurmaya, kendi kadın derneğini kurmaya, hatta kendi fonunu e, oruç, oluşturmaya başlayınca e, zaten bu dernekler maalesef tırnak içinde adına sivil toplum denilen bu dernekler sadece bir e, iktidara hizmet eden aynı zamanda dernekler. E, biz bunun öncesinde bir şekilde e, yaptığımız çalışmalarla, hak temelli e, çalışmalarla e, kamuya sesimizi daha fazla duyuruyorduk. Mesela şu anda böyle bir ihtiyaç tırnak içinde onlar böyle bir ihtiyaç hat kabul etmiyorlar ya da gönderseniz bile bunu önemsemiyorlar. Çünkü aslında e, kamu da e, partileşti bence. Yani sivil seslerin bu nedenle azaldığını düşünüyorum. Anladım. Peki sevgili Zeynep, senin deneyimlerin ne diyor? Yani toplumdaki zihni eşik e, neler ve nasıl aşarız, kırarız? Hı hı. Ya aslında Hacer'in dedikleriyle çok e, paralel bir şeye davet etmek istiyordum ben. E, hani sivil toplumu düşünürken e, çok işime yarayan böyle bir e, üç e, pencere var aslında. Hani sivil toplum nedir diye baktığımızda hani birincisi bir örgütler bütün olarak düşünebiliriz. İşte sendikasıyla, derneğiyle, vakfıyla sizin verdiğiniz istatistikler. İkincisi bir alan olarak düşünebiliriz. Hem bu örgütleri kapsayan ama o örgütler dışında bir sürü eylemsellikleri de kapsayan. Yani bizim yurttaşlar olarak sokakta, meydanlarda, işte mahallemizde yolumuz kesiştiğinde, bu COVID sırasında ortaya çıkan mesela yardımlaşma, mahalle yardımlaşma ağlarında kapsayan bir alan olarak düşünebiliriz. Bu alanda işte imza atmaktan tutun ya da kadar yer var. Bir de bir ortak hayal gibi düşünebiliriz. Sivil bir toplum nedir? Nasıl bir toplum olmak istiyoruz? Şimdi bu üç pencereden baktığımızda ve onun yanına Bekir Bey'in de kitabında bahsettiği bizim de artık her seçimde beynimize kazınan seçim haritasını, Türkiye seçim haritasını koyduğumuzda hani üç farklı Türkiye en azından bahsedebiliyoruz. E onun yanında üç farklı düzeyde sivil topluma baktığımızda hani böyle bir dokuz kutucuk desek aslında hmm. o kutunun neresinde durduğumuza göre sivil toplum algımız ve neresine baktığımıza göre çok değişiyor. Yani birazcık e, birincisi hani e, ortak bir sivil toplum hayalinden bahsedebilir miyiz? Ki bu aslında üç Türkiye'nin dışında hani 6-7 sene önce e, başlayan artık bir e, mültecilerin de bir toplumu, Türkiye'de hmm. bir sivil toplumu var ve bunlar değişmeye de devam edecek. Yani birincisi ortak bir e, sivil toplum hayalinde ortaklaşamıyoruz yani sivil toplum olarak da toplum olarak da e, bu algıyı bence çok güçleştiriyor e, ikincisi Hacer'in çok güzel bahsettiği artık bir e, nasıl diyeyim e, yani bir kabilecilik mi diyeyim cemaatçilik mi diyeyim e, yani orada kendi kutusunun içindekine müthiş bir bağlılık ve hatta aşırı bir sadakat ama kendi kutusunun dışındakine karşı bir şüphecilik ve bir e, hatta düşmanlık diyebileceğimiz e, bir tavırdan e, bahsedebilirim ki bunu bu son dernekler kanunu değişikliğinde gördük yani e, okutular arası gık çıkamadı. E, hani bu tam evet. tabii ki hem bir otoriterleşmeli şey ama hem de sivil toplumda herkesi... bu 130 bin kuruluşu da etkileyen bir şeye e, ses çıkarılamadı. Dolayısıyla hani algıdaki ikinci bir bence zorluk bu. E, ve e, tabii ki burada da e, suçlayıcı olmayalım. Yani o çizgileri geçmenin de faturası oluyor. Eğer evet. e, e, fazla ses çıkarıyorsanız, işte öbür kutuya da hitap eden bir şey diyorsanız tehdit olarak algılanıyorsunuz ve hani çeşitli cezalandırmalar olabiliyor. E, bu e, hayırseverlik için çok büyük bir sorun değil bence. Çünkü hani nedir hayırseverlik? Özel sermayenin e, kendi gördüğü kamusal faydaya yönlenmesi. Orada hiçbir zaman bağış yapan bir bireye ya da kuruma bir eleştiri duymuyoruz. Ama insan hakları savunuculuğu gibi bir işe soyunduğumuzda zaten özünde başkasının acısını görebilmek var, ona ses çıkarabilmek var sizin açılışta dediğiniz gibi. Şimdi sadece kendi acısına ses çıkarınca bu sefer bir samimiyetsiz bulunma olabiliyor. Yani yine kendi cemaat için, kendi kabilesi için bir şey söylüyor olarak algılanabiliyor. İkincisi de hani hak savunuculuğu yapmanın İçinde eğer öz örgüt değilseniz Sulu Kule gibi mesela hı hı. E, içinde bir sınıfsal şey de barındırıyor. Yani o hak savunuculuğunu yapabilecek durumda başkaları namına söz söylüyor. Bu da bir yumuşak nokta bence toplum algısında. E, dolayısıyla hak savunucuların işi çok daha zor bir hayırseverlik tarafına e, göre diye düşünüyorum. Üçüncü bir bence şey de ben sivil topluma 2006 yılında girdim. Bir 15 senedir hani çeşitli şeylerde sivil toplumun güçlenmesi için çalışıyorum Türkiye'de. Bize de şöyle anlatıldı. 1996'da Habitat Konferansı oldu. Sonra AB süreci başladı. Sivil toplum böyle gelişti. Yani müthiş batılı, hani modernleşmeci, sanki ondan önce bir şey yokmuş gibi. Bunun dışında muhafazakar STK'larla yolum kesiştiğinde onlar da Fatih'in İstanbul'u fethinden ve vakıf duasından <laughs> falan alıyorlar. Yani bir hak savunuculuğunda bence bir engel de bu batılı algılanma. Ve bunu da mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması sürecinde çok güzel gördük. Çünkü küt diye denildi yani bunlar batılı değerlerdir, bize uymaz, biz kendi geleneğimize sarılacağız. Bu da bir ayrı yumuşak noktası. E, sivil toplum algısının diye düşünüyorum. E, ve tabii ki Türkiye kontekstinde sizin bu güncelin şehveti dediğiniz şey. Yani e, reaktif olma zorunluluğu, gündemi belirleyememek e, ve sürekli bunun içinde debelenip durmak da e, toplum algısında hani e, kalıcı bir şey bırakamamak demek oluyor. E, ama bunların hepsi için stratejiler geliştirebiliriz, e, bu kutucukları aşabiliriz diye de düşünüyorum. E, onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Evet. Ee, harika. Yani bu bu tarih meselesi önemli biliyorsun. Yani Türkiye'de e, sivil toplumun ayrı tarihini bırak e, Türkiye'deki insanların üç ayrı tarihi var bir kere. Yani kiminin tarihi 1923'ten başlıyor öncesi yok. Kiminin 2453'ten başlıyor. 923'te bitiyor. Sonrası yok, öncesi yok. Kimilerininki de 1071'den başlıyor. Dolayısıyla tarihte bile fiili yaşanmışta bile uzlaşamayan bir toplum sonuç olarak. Ama yine de bu konuda bu tür kapları toplumdaki zihni eşikleri aşmak konusunda çok başarılı birden fazla örneğe imza atmış bir insan olarak İbrahim abi eminim. Hem bu zihni eşikleri hem de aşma yolları konusunda şimdi çok daha aydınlatıcı şeyler söyleyecek. Buyur İbrahim abi. Eee... Şimdi Türkiye'de sivil toplum ne yazık ki gelişememiş durumda. Yani bugün işte 122.500 veya 123.000'e yakın dernek, 5-6 bin tane de vakıf var. 84 milyon nüfuslu ülkemizde 130 bine yakın sivil toplum kuruluşu var. 10 milyon nüfuslu İsveç'te 190 bin. Almanya'ya bakın, Fransa'ya bakın ki bunların nüfusları 84 milyon altında 590 bin 600 bin sivil toplum kuruluşu var. Yani <laughs> dünyada ciddi şekilde gelişmiş, Türkiye'de gelişememiş. Neden gelişememiş? Bence bunun iki temel nedeni var. Bir tanesi ne yaparsa devlet baba yapar anlayışı, ee, insanların bir araya gelme, örgütlenme öz özgürlüğünü kısıtlamış e, ve devletin bu baskıcı tavrı ki bu bugün de devam ediyor işte e, derneklerle ilgili yeni kayyum atama falan konularının çıkartılması sivil toplumu gelişmesini engelliyor. Bu bir. İkinci konuda insanlar bir araya gelip bir amaç doğrultusunda bir şeyler yapmak istiyorlar. Yani örgütlenme ihtiyaçları var. Bu engellenince o zaman bu örgütlenmeler yıllar itibariyle de hep merdiven altı olmaya başlamış. Yani insanlar şeffaf olmadan bir araya gelip dernekler, vakıflar bunlar da ciddi bir sorun, bir güvensizlik oluşturmuş toplumda. Yani bugün bakın pek çok e, ismi duyulan sivil toplum kuruluşları şeffaflık konusunda çok geride Türkiye'de. E, web sayfalarında mali tablolarını göremezsiniz ee, işte yani daha bir sürü e, sıkıntılar var e-mail yazın e-maillerine ne kadar zamanda cevap alacaksınız e, şimdi bu güvensizlik devam ediyor bu e, gizli örgütlenmeler dolayısıyla bu iki konu Türkiye'de sivil toplumun gelişmesini ciddi şekilde engelliyor bunu yapabilmek için bozabilmek için Önce sivil toplumun kendisini eleştirmesi, bir öz eleştiri yapması lazım. Yani sadece şikayet etmekle olmuyor. Ee, i̇nsanlar bir sivil toplum kuruluşu oluşturacaklarsa burada o şekilde düzgün, güven veren çalışmalar yapmaları gerekiyor ki toplumda buna güven oluşsun ve toplumdan destek almaya başlasınlar. Bunu yapmazlarsa Türkiye'de sivil toplumu Geliştirebileceğimizi düşünmüyorum. Yani ben e, pek çok alanda bu konuda 25 yılı aştı deneyim içindeyim. E, benim gözlemlerim bundan ibaret. E, farklı alanlarda, farklı konularda insanlar bir araya gelip bir amaç doğrultusunda e, örgütlenerek e, tamamen yerel yönetimlerden bağımsız, devletten bağımsız hareket ederek şeffaf bir şekilde ilerlemeleri bence sivil toplumun gelişmesine önemli bir katkı sağlayabilir. Evet abi yani senin söylediğin bu sivil toplumun kendi özelleştirisi meselesinin de ben çok değerli çok önemli olduğunu sanıyorum ama bu söylediklerinize topluma dair toplumun ön yargılarına dair bir ekleme yapmama izin verin. İşin bir yandan da bir tarihsel tarafı var. Yani örgüt kelimesinin bu kadar negatif tını içerdiği kaç dil biliyorsunuz? Yani İngilizce'de örgüt, organization desek benzer bir toplantıda insanlar ne anlar? Bizim sade bireylerimiz örgüt deyince ne anlıyor? Çünkü bu topraklarda 500 yıldan fazladır hak temelli bütün mücadeleler kıyılmış. Çünkü egemenlerin ve devletin bir makbul tebaa ya da vatandaş ya da kurum tanımları var ve o makbul olmayan her mücadelenin ucu da kıyıma gittiği için toplumsal bellekte i, örgütlenmeye karşı hele hak temelli örgütlenmeye karşı böyle bir el freni var. Ama bunun bir parçası da tam da İbrahim abinin de söylediği mesele. Şimdi oradan tabii ben yine Hacer'e döneyim. Yani özellikle Hacer bu pandemi döneminde de sen çok yırtındın. Her gün neredeyse sokaklardaydın, uğraştın. Dolayısıyla hani bizim benim yaptığım soyutlama ya da bizim yaptığımız bir takım araştırmalardan önce senin doğrudan da gözlemlerin de var. Ee, Dolayısıyla bu tür STK'lar hak temelli çalışan STK'lar toplumda nasıl algılanıyor? Algılan bu problemleri aşmak için mesela sen neler yapıyorsun ya da örgüt olarak e, sizler ne neler yapıyorsunuz? Şöyle. E bir kere biz hani yoksullukla aynı zamanda mücadele ediyor ediyoruz. İşte pandemi döneminde aslında e, bizim önceden tartıştığımız bu derin yoksulluk kavramının e, kavramını e, aslında pandemi ile birlikte e, ne kadar böyle derin bir eşitsizlik e, içinde olduğunu aslında gördük ve biz o kapanmada bir çalışma yaptık ama kapanmadan sonra hemen sahaya indik ve o evlerin ee, bir aslında geçmişten de gelen tabi tanıdığımız bildiğimiz evler ama sonra komşular ve komşular da eklendiği için o evlere e, girdiğimizde e, mesela ben, ben kişisel olarak hiçbir şey bilmiyormuşum yani nasıl bunları göremedim dedim ve bir sürü şey öğrendim aslında birazcık da öyle e, bakıyorum açıkçası yani e, biraz şey var sanırım biraz önce İbrahim Bey dedi, dedi hani biraz e, öz eleştiri de yapmak e, gerekiyor. Yani hep böyle bilen, hep böyle bilir kişi e, hmm. tavrından böyle çıkıp, yani o eve girdiğiniz zaman, e, işte Ayşe ile konuştuğunuz zaman, Ayşe dinleme dinleme e, öğretme değil ama dinleme gerçekten anlama e, sürecin bizim iç, e, için ve biz orada yani Ayşe'nin hikayesini anladığımız zaman. ...aslında o yoksulluğun da derinli, derinliğine iniyoruz ve orada bir e, hak temelli bir savunuculuk e, yapmaya başladık. Oradaki aslında durumun aslında bir insan hakları ihlali olduğunu hem destekçilere hem de sosyal medyada... ...ama aynı zamanda o öğrendiğimiz şeyin teorisini, literatürünü de araştırmaya başladık. Yani birazcık e, öyle oldu. Yani oraya daha gitti ama işte e, aynı zamanda bebeği vardı ama birdenbire bir markette gördüğünüz alarmlı mamalar aslında bizim için pandeminin bir fotoğrafı dedik ve bunu anlatmaya başladık aslında bu aynı zamanda bir çocuk hakları ihlali dedik aynı zamanda yani e, ve bunu anlatmaya başladık burada başka şeyler oluyor yani görünmeyen bir durum var bizim aslında sırtımızı çevirdiğimiz, bizim aslında makarnacı dediğimiz, bizim aslında onlardan bir şey olmaz dediğimiz toplum insan hakları ihlalinin en derinini yaşıyor. Yani mesela dün bir kağıt toplayıcı gözaltına alıyorlar, dayak atıyorlar ve biz bunu bilmiyoruz, görmüyoruz. Ama o o kadar alışkın ki işte bir şekilde oraya gidiyor, eşi izliyor, ağlıyor falan. Bir şekilde ulaşıyor çünkü beni tanıyor. Yıllardır tanıdığı için ulaşıyor. Ama bunu görünür hale getirmek, e, bunu anlatmak, bunun bir insan hakları ihlalini olduğunu söylemek aslında sivil toplumun e, görevi olduğunu düşünüyorum. Biz bunu böyle anlattığımız zaman pandemi boyunca yani o bebeğe, o mama'nın e, bir hak olduğunu, e, kadın e, kadınların işte pandemi döneminde yüzde 50'den fazla kadın pedine ulaşamadığını, bunun aslında bir kadın haklarıyla ilgili olduğunu ya da Feministlerle ilgili yaptığım bir toplantı ama siz de kadın yoksulluğuyla hani çok bu kadar da derinden ya da sahada çalışmıyorsunuz. Ee, bunu da artık tartışın dediğim zaman artık birazcık e, böyle konuşmak, sahayla teoriyi birleştirmek. Yani işte turizmci bir genel müdür ve ben gece üçte, işte WhatsApp'tan yazışıyorum bana kağıt toplayıcı bir aileyi söylüyor. Belki hayatında soruyor. Ee, hiç karşılaşmamış daha önce ama e, ya da yani sokakta görmüş ama onun ne yaşadığını bilmiyor. Yani hı hı. E, bu pandemi döneminde bir farkındalık oluştu. Biraz böyle bizim e, dilemizi de değiştirmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor diye e, düşünüyorum. İsterseniz çok uzatmayın. Yo yo uzat birazcık Ezdir bu platformu bulmuşken birazcık propaganda yap, da yapmalısın gerçekten. Bu pandemi sırasında kaç bin eve değdiniz, dokundunuz, kapısını şu çardınız? ana, e, yani Şu ana kadar destek verdiğimiz aile dört bine yakın. E, dü, yani ama düzenli olarak hani destek vermeye devam ediyoruz. Yani hani o kadar e, harika öyle bağışlar falan almıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz. Bunu böyle artırarak e, devam ediyoruz. Bir taraftan dediğim gibi aslında bu hak temelli mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz derin yoksulluğun ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kadın yoksulluğunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. E bir taraftan da aslında öğreniyoruz ve öğrenmeye de devam ediyoruz. Yani ben bir annenin işte 30 çocuğunu gördüğüm zaman 30 ilgili problem belki birazcık biliyorum ama derin yoksulluk yaşayan doğum sendromlu ya da 30 bir çocuk ya da yatalak bir yaşlının probleminin çok farklı olduğunu gördüm. Yani On ya da kanserli bir e, Aysel'in e, ulaşım mı olmaması iyi beslenememesi o bağışıklığını güçlendirici hiçbir şey almaması ama e, dün de kapısında ev sahibinin kira verdiği dayatmasının hikayesinin de bir ihlal olduğunu, bir insan hakları ihlali olduğunu, belki kanser ve kanser yoksulluğu diye bir kavramın belki sa sağlıkçıların tartışması gerektiğini. Hı -hı. Ee, otizmli bir çocuğun ama derin yoksulluk yaşayan e, aynı zamanda çocuğun ihtiyacının e, farklı olduğunu gibi şeyleri aslında anlatmaya çalışıyoruz. Ya da ne bileyim işte e, birazcık bu, bunu biz kamuya da e, anlatmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimlere de anlatmaya çalışıyoruz. Yani siz eve gittiniz sosyal hizmet uzmanı sordunuz televizyon var mı buzdolabı var mı bilmem ne. Çıkıyor bir sene sonra gidiyor. O arada Kadın kanser olmuş, işten çıkmış, cezaevine düşmüş, hiçbir şey yok. Ne oluyor? Devredilen bir yoksulluk aslında. Çocuğu okuldan alıyor. Çocuk çalışmaya başlıyor falan. Yoksulluk aslında böyle çoğalıyor. O yüzden biz bunu da anlatmaya çalışıyoruz. Bir örnek daha verir, vereyim. Mesela diyorsunuz ya, evde çamaşır makinesi var mı yok. Şimdi ben yine sahadan örnek vereceğim. Siz bunu yazıp böyle gidiyorsunuz. Halbuki hikaye şu. Yani ben o kadın bana elini gösteriyor. Çamaşırı elle yıkadığı için oluşan yarasını gösteriyor. Orada bir çocuk var, o ele bakıyor. Çocuğun ruh hali de etkileniyor. Yani biraz bizim bu hikayeye farklı bakmamız gerekiyor. Bütün bunların hepsi bu temel ihtiyaçların olmaması aslında bir hak ihlali. Biz Hı -hı. bunu böyle anlattığımız zaman o zaman o yoksulluğa bakış da değişiyor. İşte onlar tembel, onlar makarnacı. Yok, hikaye diyorlar, başka bir şeymiş. Başka bir şey yaşanıyor diyorlar ve yerel yönetimlere de diyoruz ki sen oraya 100 liralık kart bırakıp dönüyorsun arkanı o o kartla sadece 85 liraya sıvı yağ alıyor soruyoruz ne aldın diye Hı -hı. yani ve bu koşullarda e, yaşamaya devam ediyor o yüzden sen de bakışını değiştir burada bir, bir ihlal var e, başka şeyler yapabilirsin e, diyoruz. Hı -hı. Ya bir kere hepimizin yani kamu yönetiminde olanlarda, siyasetçilerde, bizler de dahil bir kere bu yardım kelimesini dilimizden çıkarıp bir kere hak ve onurlu yaşam hakkı evet. olduğunu bu meselenin kavramak, yerelleştirmek gerekiyor galiba. Ya Zeynep sana sorayım. Şimdi yani Türkiye'de bir kere sosyal aşoka sosyal girişim ağı diye kendini anlatıyor ya bir kere işte daha sivil toplum kavramını bile tam mutabakat üretememiş ya da bu konuda örgütlenmenin önünde bir sürü zihni eşikleri olan bir toplumda bir de so sosyal girişim gibi yepyeni bir kavramdan konuşuyorsunuz. Ee, Türkiye'deki bu algıyla ya da kendinizi anlatırken ki karşılaştığınız problemlerle diğer ülkelerdeki faaliyetler ya da diğer ülke toplumları da yaşananlarla arasında nasıl farklar ya da benzerlikler var? <laughs> Aslında sosyal e, girişim algısı e, her yerde biraz sorunlu. Yani nasıl e, diyoruz ki bazı kurumsal yapılar artık geçerliliğini e, yitiriyor, ulus devlet gibi hani arızalarını görüyoruz, sancılarını görüyoruz. E, bazı tüzel kişilikler de sivil toplumdaki yani vakıf gibi, dernek gibi hem alanın daralmasından hem de e, bazı işlevleri artık cevap veremediğinden e, yeni yapılar gerekiyor. Bu noktada ortaya çıkan bir yapı aslında sosyal girişim. Nedir derseniz sosyal fayda amacıyla kurulmuş, gelirinin çoğunu iktisadi faaliyetlerden elde eden ama karını maksimize etmeyi değil tekrardan sosyal sorunlara yine sosyal misyonuna yatıran yapılardan bahsediyoruz. Şimdi iki açıdan ezber bozmuş oluyor. Ne sosyal fayda sivil toplumun kar amacı gütmeyen kuruluşların tek elindedir noktasına geliyoruz ne de iktisadi faaliyet sadece özel sektörün elindedir gibi Yani böyle bir alanlar arası bir geçiş sağlıyor. Bu da tabii çok zorluyor. Ee, özellikle çok esnetilmeye, hani trend olup e, işte bütün şirketlerin sosyal girişim olduğunu iddia etmeye başladığı bir noktaya bütün dünyada gidiyor. E, ama ben çok daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü farklı farklı ihtiyaçlar çıkıyor ve hani böyle belki tanımından egzotik bir yaratık gibi gelmiş olabilir ama Türkiye'deki çoğu kadın kooperatifi sosyal girişimdir. Anadolu kültür bir sosyal girişimdir. Yani aşina olduğumuz işte adil ticaret hareketi, Wikipedia, dünyadan bunlar hep birer sosyal girişim. Hani gitgide artacağını düşünüyorum. Bir şeyi tabii özel sektöre daha sevimli gelen bir dil. Yani bir insan hakları aktivisti dediğinizde hani tüyler diken diken olurken sosyal girişimci dediğinizde daha dil olarak en azından az korkutucu gelebiliyor. Hani bir diyaloğa girmek daha kolay olabiliyor. Ve hani sistemleri aslında dönüştürmeyi tetikleyebiliyorlar. Yani Wikipedia bilgi erişimi, bilgi üretiminde bir devrim yaratabildi ya da adil ticaret kafamıza ticaretin adil olması gerektiğini sokabildi gibi genç gençlerden de çok fazla ilgi olduğunu görüyoruz bir de örgütlenme özgürlüğü daraldıkça insanlar bu tarz hibrit yapılarla yine yapmak istedikleri şeyleri sürdürmeyi seçiyorlar Doğru. benim Ama gördüğüm tarz... <laughs> çok pardon <laughs> İki sorun var ama burada. Yani ben bu alanın içinden birisi olarak şunu söyleyebilirim. Birincisi yani sanki sosyal girişim aslında daha özel sektörü örnek olması gereken bir yapı. Yani kar maksimizasyonu gezegenimizi elden götürüyor. Sosyal amaçla çalışmanız lazım, sosyal etik, çevresel yüksek standartlar gütmeniz lazım. Maalesef daha çok sivil topluma örnek gösterilmeye başladı. Yani hak temelli çalışmalara her zaman ihtiyaç var. Yani bir işkence sorununu bir ürün ya da hizmet satarak çözemeyeceksiniz. Yani bir sosyal girişimde çözemeyeceksiniz. Hani böyle biraz tek tip her derde deva bir şekilde sunuluyor. Bu çok sorunlu. Bence her ikisine de her zaman ihtiyaç olacak. Hani tek çözüm sosyal girişimdir demek biraz sorunlu. Bu da daha özel sektör tarafından geliyor. Daha kaynaklar oraya aktarılması tercih ediliyor. Hiçbir şey yapmayacağıma bir insan hakları örgütünü destekleyeceğimi hani bir sosyal girişim destekleyeyim gibi bir şey var maalesef. Doğru. İyi. Ama sivil toplumun hele Türkiye'deki sivil toplumun önündeki önemli engellerden bir tanesi finansman problematiği ve orada da özel sektöre, şirketlere, markaların da katkılarına ihtiyaç kaçınılmaz bir yandan da. Tam da tabii İbrahim abi hem profesyonel yaşamı iş dünyasından gelişi hem de Sivil toplumda bu kadar çabasından sonra abi bu patronlar dünyasını nasıl ikna etmemiz gerekiyor bu işlere? Yani onlar sosyal sorumluluk deyip ya da aile isminin PR'ı deyip ya da aile fertlerinden işte kızlardan birinin ya da gelinlerden birinin uğraştığı bir vakıf yapıp bu işleri hallettiklerini ya da katkıda bulunduklarını mı sanıyorlar? Yoksa orada da gerçekten ciddi çabalar var mı? Ya da özellikle sen onları ikna etmek için neler yaptın? Birazcık bize teor ver. Şimdi kurumların e, temel sorumluluklarından biri kurumların kurumsal sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaları. Bu sadece bir iyilik yapmak değil. Aslında kurumun marka değerini ciddi şekilde arttıran bir konu. Yani bu bilinci Patronlar biraz daha anlarlarsa aslında hem karları maksimize hale gelecek daha da artacak marka değerinin artması dolayısıyla devamlı o markalar tercih edilecek hem de onlar kurumsal sosyal sorumluluk projeleri dolayısıyla e, ciddi şekilde e, toplumla bir araya gelmiş olacaklar. Bu bilincin patronlarda geliştirilmesi lazım. Yani sen bilirsin belki İngiltere'de yapılan araştırmalar onu gösteriyor ki tüketicinin tercihi kurumsal sosyal sorumluluk yapan bir markaya doğru yöneliyor yönelmiş yani 2 liraya iki buçuk liraya sattığın bir pet şişe su üzerinde işte bir ağaç dikiliyor veya bir çocuğun yaşamına katkı sağlanıyor gibi böyle bir takım uyarıcı ibareleri olduğu zaman, tüketici aynı parayı ver veriyor ama bu markayı seçiyor bunların bilinci var diye ee, Türkiye'de de bu bilinci bu duyarlılığı geliştirmesi lazım yani şirketlerin patronların sadece bir vakıf kurması e, bir okul yaptırması e, benzer şekilde hareket etmesi bu işe çözüm gerektirmiyor diye düşünüyorum aslında bu konuda şeffaf hareket eden, düzgün hareket eden sivil toplum kuruluşlarına sponsor olursa, destek verirse, e, onların marka değeri de artacak. Yani ben bu konuda e, pek çok e, kurumla, patronla patronlan e, işbirliği yapmış bir kişiyim e, ve onlara yaptıkları katkının e, et, yarattığı etkiye yönelik düzenli rapor verdikçe. Ya ne kadar güzel deyip şimdi daha fazlasını vereyim sana diyebilecek noktaya geliyor. Yani demin söylediğim şeffaflık ve hesap verebilirlik burada kurumların e, değil daha çok özel e, sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğu olarak e, görüyorum. Onlar bunu geliştirdikçe kurumlar da buna e, destek vermekte daha e, eğimli, daha istekli hale geliyorlar. Çünkü bir kurumun, bir patronun bir vakıf kurması, o vakfı yönetmesi falan. Yani bunlar ayrı konular. Ama bu konuyu düzenli yapan bir kuruluş varsa, bir sivil toplum kuruluşu varsa, onunla kol kola girmesi e, o kurumu da çok ciddi şekilde e, etkiliyor, olumlu yönde etkiliyor diye düşünüyorum. Doğru. Bunu bunun gelişmesi lazım. Evet, yani kooperasyon işbirliğini artırmaya ihtiyaç var. Şirketlerde de benim kanaatim odur ki abi yani bu pandemi, ekonomik kriz, işte çevre problemleri, iklim krizi vesaire bütün bu problemlerle birleşerek artık markaların ve şirketlerin de ahlaklı şirket olmak diye kodluyorum ben ya da insan haklarına saygılı marka olmak. Onun hani asıl pratiği toplumu ve toplumun meselelerini, ihtiyaçlarını kendine esas almak. Sadece bilançonun büyüklüğünü, bilançodaki kar rakamını değil, toplumla hemhal olmak. Ve o zaman evet dediğiniz doğru, Türkiye'de de böyle bir hareket tüketici hakları meselesinde, kadın toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde ve çevre meselelerinde çok ciddi bir toplumda da farkındalık yükselişi var. Ve o giderek markalarda bundan etkilenecek. Ama burada daha kooperatif iş yapma modellerine ihtiyaç var belki. Sivil toplumun oralarda biraz daha hem şeffaflık sizin dediğiniz gibi hem de biraz daha yaratıcı iş, ortak iş yapma modelleri üretmeye ihtiyaç var. Yani hani siz bize mali katkıda bulunun ama hesap sormayın gibi bir yerden değil de tam tersine Olur, beraber tabii. geliştirelim ve beraber ne yapacağımıza bakalım demeye ihtiyaç var. Peki yine... Üç Bu aslında bir şey daha söyleyeyim. Buyur abi. Bir şey daha söyleyeyim. Bu sadece patronlara e, bir marka değerini arttırmak öte ayrıca kurum çalışanlarına da ciddi bir motivasyon getiriyor. Ha. Yani ben günde 8 saat gidip geleceğim o şirkete patronu zengin etmek için mi yoksa yav bak benim yaptığım çalışmalarla şöyle de bir dolaylı olarak bir katkı sağlanıyor topluma deyip onların motivasyonları ciddi şekilde artıyor ve verimlilikleri de artıyor. Yani her şirketin, kurumun verimliliği de bu motivasyonun artmasıyla yükseliyor. Bu da çok önemli. Çok doğru. Çok doğru. Ama şimdi bu turda üçünüze de aynı soruyu sorayım. Bu de bütün Türkiye'de özellikle son yıllarda hele son bir yıldır falan müthiş bir işte Z kuşağı, gençler, kuşaklar değişiyor da bu gençleri anlayalım da hatta Z kuşağını anlamak için Z kuşağının çocuklarının babalarıyla konuşma projesi geliştirmiş parti var. <laughs> yani böyle sürpriz meselelerimiz de var ama biz kendi dünyamızda sivil toplum eylemliliği ya da örgütlülüğü içinde bu kuşaklar arasında fark gözlüyor musunuz gündelik hayat pratiğinde? Yani hem katılımları hem meseleye bakışları hem profesyonel dünya e, haliyle bakışları ama gönüllü emek, çaba, gayret göstermeye dahil oluşlarıyla bir bakışlarında bir farklılık var mı Hacer? Yoksa hani hep bir efsane var ya bu Z kuşağı hemen çabuk para istiyor, çabuk müdür olmak istiyor, hiçbir şeyden ilgilenmiyor, e, aşktan bile anlamıyorlar, haz peşindeler diye böyle bir yapıştırılan bir negatif tını var. Gerçekten öyle mi mesela? Sivil toplumda Abi. yoklar mı? Yani şöyle ben 15-20 yıldır sahada çalışıyorum ve ilk kez Z kuşağı, <laughs> kuşağı benim böyle umutlarımı yeşertti diyeyim çünkü bizim derin yoksulluk ağında e, çalışanların e, hemen hemen hepsi genç, genç kuşak ve ben kişi olarak çok şey öğreniyorum, her gün öğreniyorum ve her gün fırça da yiyorum iyi oluyor <laughs> e, çünkü çok farklı bakıyorlar e, inanılmaz bir teknolojik e, bilgileri var e, ve e, yani çocuk hakları konusunda kadın hakları konusunda çevre ekolojik yani inanılmaz böyle çok bilgiyi hızlı alıyorlar ama e, bence e, gençlere daha fazla e, yollarını açmak değil estağfurullah yani birlikte yürümek dayanışarak yürümek birlikte çalışmak birlikte birbirimizden öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum ve bu kadar ağır bir konuda gerçekten hani yani derin yoksulluk gibi ağır bir konuda bu çocuklar 18 Mart'tan bugüne kadar neredeyse bir buçuk yıl oldu ve o kadar ağır hikayeleri saatlerce dinleyip ve o sahada bu ailelerle birlikte çalıştılar. Bunlar hepsi 20'li yaşlarda işte sosyoloji mezunu, öğrenci, modacı, işte psikoloji okuyan e, gençler. E, herhalde şey gerçekten hani birbirimizi anlamakla ilgili diye bir şey e, düşünüyorum. Yani birbirimizi anladığımız zaman, birbirimizin yolu açtığımız zaman, bir şey bilmemeyi kabul ettiğiniz zaman, bir şey öğrenmeyi, e, herhalde bu çocuklar, bu bu hikayeler ya da bu sorunların hepsinin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi en ağır e, bir şey, çok ağır bir konu derin yoksulluk. Ve e, yani hani bir bir tane iki tane hikaye de değil yüzlerce e, hikaye dinlediler ve binlerce aileye hem gıda erişimi hem çocuklara tablet erişimi hem sahaya çıktılar biliyorsunuz e, bir araştırma yaptılar 103 tane aileyle. E, birebir görüştüler ve şimdi bütün bu web sitesini oluşturan, postları yazan, sosyal medyayı yönlendiren e, gençler. Hepsi yani derin yoksa ve e, yüzün üzerinde de gönüllü e, genç var aynı zamanda e, bize başvuran bir şekilde e, işte onlarla da toplantıları organize eden yine gençler var. E, şey, yani inanılmazlar ama ben hani şö, şöyle bir yapı var tabii ki sivil toplumun içerisinde böyle nasıl desem kemikleşmiş yani benim doğrum ee, ya da işte sürekli başkan kesintisiz başkanlarımız yani orada böyle bir hani böyle bir nefes aldırmak gerekiyor gençlere yani işte o çocuğun o fotoğrafını oraya koyarsan Hacer abla işte yüzünü teşhir ettiğin zaman aslında çocuğun üstün yararını bu il, e, ilkeyi de ihlal ediyorsun dediğin zaman aa doğru söylüyorsun demek gerekiyor ya da ya da e, ya sen karışma değil ben burada başka bir hikaye anlatıyorum değil gerçekten birbirimizden öğrenmemiz gerekiyor o şeyi duyuyorum gençlerden yani bazı sivil toplum örgütlerine gidiyorlar ve ee, ...sonra çok çabuk ayrılıyorlar ya da partilere gidiyorlar çok çabuk ayrılıyorlar. Çünkü orada gerçekten kemikleşmiş bir yapı var. Onların doğruları var, onların ilkeleri var. Bir şey söylüyor, bir şey öneriyorum diyor. Ha Tamam yaparız. İkinci kez öneriyorum, yaparız. Üçüncü kez ya susuyor, devam ediyor. Orada susarak ve fikirlerini de e, söylemeye söylemeye ya da bir şekilde ayrılıyor. O yüzden... Bence o fikirler yürüsün, gitsin, batsınlar, çıksınlar, yanlış yapsınlar, hata yapsınlar önemli değil. Biraz bunu bizim tartışmamız ve Z kuşağıyla barışmamız gerekiyor. O yüzden bizim birazcık kendimize dönüp kendimizi bence eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi, tam burada sıraya atlayıp İbrahim abinin senin söylediklerini ekleyeceği var galiba. Yani şimdi konuyu ben başka bir tarafa taşımak istemiyorum ama bu Z kuşağı kavramı, Y kuşağı, X kuşağı yani bunlar bana çok yabancı gelen yaklaşımlar. Aynen. Kimden kimden bahsediyoruz? Türkiye'de milyonlarca genç var. Yani bunların hepsini bu yaşları itibariyle aynı tepsinin içine koymayı ben doğru bulmuyorum. Ben gençlerin yaratıcılığına çok inanıyorum. Gençlerin beyinlerinin yetişkinlere göre çok farklı çalıştığını, çok yaratıcı çalıştığını e, düşünüyorum. Onları dinlemek önemli olan. Onların önünü açmak değil, onlara engel olmayacaksın. Yani sen kimsin ki önünü açıyorsun? Yani senin bir yetkin mi var önünü açmaya? İstersen kapat, istersen aç. Böyle bir şey olmaz. Onlara engel olmayacaksın. Kenarda duracaksın. Onlara fırsat vereceksin. Türkiye'de maalesef Hiçbir yerde bu fırsat verilmiyor. Bu bir kültürel gelenek. Sus küçüğüm, söz büyüğün şeyinden başlayarak yani sınıflarda ilkokuldan başlayarak işte çiçek ol, beni dinle. Soru sorması engellensin, meraklanması engellensin. yani bugün bakalım nüfusun önemli bir kısmı genç olan ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaş ortalaması 55'in üzerinde. Nerede gençler ya? Nerede gençler? Yok. Kadın da yok. Gençler de yok. Her şeyi 55 yaş üzeri erkekler idare etmeye çalışıyor. Ben ne yaparsam o olur diye devamlı düdük çalıyorlar. Dolayısıyla ben bugün İstanbul'daki 20 yaşındaki gençle, 18 yaşındaki gençle, Kars'taki, Diyarbakır'daki, Siirt'teki, Hakkari'deki, Karadeniz bölgesindeki gençleri aynı kuşağın içine koymanın bir anlamı olduğunu hakikaten düşünmüyorum yani. Kendilerine imkan verilirse bu gençlerin hepsi doğuda da güneydoğuda da İç Anadolu'da da Marmara bölgesinde de imkan verilirse fırlayıp giderler ya. Yapamayacakları şey yok. Aynen. Özür dilerim ben Yok estağfurullah. Ee, ama. evet ben de senin gibi çok sinirlenerek tepki verdiğim bir konu <laughs> bu ama şimdi Zeynep'in fikrini görüşlerini alayım sonra söyleyeceğim. Ama ben de senin gibi dayanamayıp sinirleniyorum özellikle <laughs> falan toplantılarda. Evet Zeynep'ciğim senin deneyimlerin sizin ağdaki örgütlenmeler içinde gençler ya da kuşak <laughs> değişimi nasıl? Hı hı. Ya şöyle ben de Y kuşağıymışım ve Z kuşağıyla ilgili söylendiğim ilk başta böyle ha deyip kafa sallayarak dinliyordum ama İbrahim Bey aynı sayfaya geldim yani e, geçenlerde bir e, alıntıya rastladım işte şey diyor bugünün gençleri kendilerinden başka bir şey düşünmüyorlar sadece cihaz peşindeler güvenilmezler A, sayfayı bir çevirdim Platon'un lafı milattan önce 400 bir şey hı. yani... Ee, dolayısıyla bence bu sözü sarf ediyorsak bizim yaşlandığımızın göstergesidir. Yani <laughs> eğer gençseniz zaten böyle bir şey demiyorsunuz. Ee, diyeceğim şey şu, e, kurumlar olarak gençlerin ilgisini çekmiyor bence sivil toplum. Yani o kurum işte 1994'ten beri var mıymış, yönetiminde kim varmış, neymiş. Yani e, bu kurumsal yapılar e, gençleri, e, Hacer de çok güzel anlattı, İbrahim Bey de e, içeremiyorlar içine alamıyor ve gençlerin adeta burnu kokusunu alıyor bu hiyerarşik yapıları. Ve sahadan kopuk mu okurum değil mi? Nasıl bir etki yaratıyor? Çok çıplak olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla gençler başlangıçta bahsettiğim bence bir alan olarak sivil toplumla çok ilgililer. Eylemsellik konusunda çok cesurlar. Ee, yani bir e, 2013 sonrası e, Türkiye'sinde herhangi bir eylemsellik içinde olmak bugün büyük bir cesaret istiyor ve gençler bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla diyeceğim şu ki sivil toplum kuruluşları olarak sivil topluma bakarsak evet içinde değiller ama bir alan ve eylemler bütün olarak bakarsak son derece içindeler ve Hacer gibi daha yatay yapıları kurabilen, sahayı önceliklendiren, gerçekten etkisini hissedebildikleri yapılara da fazlasıyla katıldıklarını ben görüyorum. Yani doğru liderliği ve yapıyı bulduklarında ve fakat şeye bakmıyorlar bence yani kurumu bir araç olarak görüyorlar amaç olarak değil o kurumlar hani skora bakmıyorlar 20 yıllık kurum mu 30 yıllık kurum mu değil o anda oradaki ihtiyaçta ne var ona bakıyorlar. Dolayısıyla bence sivil toplum da daha böyle bir yere taşıyacak yani sivil toplum kuruluşları böyle kalantor yapılar değil de daha dinamik ihtiyaca göre ortaya çıkan yatağı, yapılar içinde var olacaklar diye düşünüyorum. Ben de lar diyerek kendimi şey yapıyorum, çıkarıyorum bu şeyin içinden, yaşlandığımı <laughs> Hayır. gösteriyorum. Evet. Hayır ama yani burada birkaç tane temel mesele var. Bir kere zaten böyle bir batının belli tarihsel dönemsellikleriyle bağlantılı bir tanımlama, modelleme bu doğum tarihlerine göre ayırmak meselesi. Evet Platon'un sözü de orada insanlık tarihi boyunca hep kuşaklar arasında böyle bir mesele vardır. Ama bu kez gerçekten farklı olan bir durum var. Bu gençler bir kere daha hızlı bir hayata doğdular. Yani zaman ve mekan kısıtları yok. Halbuki bizim bütün geleneksel yapılarımız hiyerarşileriyle, o katı donmuş yapılarıyla, yani gir gönüllü olarak çalış iki sene, Sonra işte belki bir projede koordinatör olacaksın, iki sene sonra belki işte direktör olacaksın gibi ne iş tanımı içinde, ne sivil toplum tanımı içinde bu kadar keskin ve katı kuralları olan bir nizama yatkın değiller bir kere. Hızlı bir hayata doğdular her şeyden önce. Onun için mesele sadece doğum tarihi meselesi değil her şeyden önce. Kaldı ki kendilerini var hissetmek istiyorlar. Yani bizim yaptığımız bütün araştırmalarda hani gençlerin bin tane başka meselesi de var ama hala bir adaletsizlik olduğunu, kendilerinin de hayata dahil olmakta hep bir eşitsizlikten, fırsat eşitliğinden mahrum olduklarını düşünüyorlar ve geldikleri yer o kadar katı bir yapı gösteriyor ki ona zaten o zaman o adaletsizliği ilk günden burnu kokluyor zaten. O zaman da orada var olmuyor. Ama işte Hacer'le beraber bir sürü şeyi yapıyor ya da bir sürü başka örgütte e, şimdi bir, bir, bir ikinci turda bir sürü başka örneğini konuşuruz bu dönüşme meselesinde. çok fazla şey de yapıyorlar. Hani gezi olduğu zaman hani o şaşkınlığı hatırlayın. Hani bu gençler apolitikli diye. Niye? Bizim çünkü politika ya da örgüt diye anladığımız şey bir ideoloji ya bizim kuşağımızın diyeyim bir ideolojimiz olacak. O ideoloji etrafında ya da bir fikir etrafında keskin bir örgütlenme biçimi olacak ve gelen gençlerden de aynı tikre ve hiyerarşiye adanmalarını istiyoruz. E sonra da diyoruz ki bunlar keyif arıyor. E ha, tabii ki keyif arıyor. Yani şimdi anlatırım. Bir kere zaten bakışımız tümüyle yanlış bir yerden ama bu kez olan şey yani Haziran 2021'de karşı karşıya olduğumuz problem geleneksel kuşaklar çatışmasından öte yeni gelen teknolojik sıçramanın, yerküredeki değişikliklerin bütün bu duyarlılıkları bizzat iyi isterleştirmiş ve bu ritmin içine doğmuş insanlardan konuşuyoruz. Onun için zaten zihniyetleri bizden daha farklı ve daha şey. Ama bir yandan da tabii toplumda da bir değişim, toplumdan daha çok sivil toplumda da hani bu konu meselelerin başlığı da o ya toplumun gözünde sivil toplum algılar, yaklaşımlar peki bir de dönüşümler var ama. Yani 5 sene hele İbrahim abi gibi ya da Hacay gibi çok daha eskiden sen gerçi sen bile 15 yıllık olmuşsun artık sivil toplum dünyasında. Hani 15 yıl önce karşılaştığımız ya da ben işte tarih hakkında yönetici olduğum zaman 2002 idi. Ee, hani o tarihteki yaşadıklarımızdan bugün arasında bile ciddi bir şeyler değişiyor bir yandan da. Ee, o dönüşümleri tetiklemek, olumlu bir yere doğru enerjiyi, kapasiteyi artırmaya doğru Tetiklemek ve iteklemek konusunda da dikkate alarak bu dönüşümler konusunda ne söylersin Hacer? Yani 20 sene önceki sivil toplumdan bugün aynı şeyi konuşmuyoruz galiba değil mi? Ee, yok kesinlikle aynı şeyi bence ee, konuşmuyoruz. Ya yani Bir taraftan hani mesela 20 sene önce aynı zamanda işte gazetecilik de yaptım aslında 90'lı yıllar işte orada zamanda insan hakları ihlalinin en fazla yoğun olduğu ihlal o dönemde işte, işte insan hakları derneğinde çalıştım orada az önce komisyonda falan çağdaş gazeteciler derneğinde falan bir taraftan buradan baktığım zaman o zaman söylediğimiz yani işte insan hakları derneğinde söylediğimiz söz yerine ulaşıyordu bir şekilde. Çok zor bir dönemdi ama bir şey söylüyor işte gidip Taksim Meydanı'nda basın toplantısı yapmak gibi ya da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde işte Metin'in ölümüyle ilgili bir protesto metni çıkarmak gibi yani bir şekilde o gazetelerde biraz bağımsız olduğu için belki de ya bir şekilde yer alıyordu ya bir o söz havada kalmıyordu. Buradan o derneklerin sivil toplumu söylediği şeyler ama buradan baktığın zaman şimdi baktığın zaman yani işte raporlar yazıyoruz, işte daha doğrusu insan hakları örgü, örgütleri falan ve o kadar çok şey oluyor ki. Yani işte kaz dağlarında da bir şey oluyor, kadın hakları de ile ilgili İstanbul Sözleşmesi kalkıyor, İşte talan, rant, her şey ve bir sürü sivil toplum örgütleri var. Bir sürü şey söylüyoruz, bazen kendi kendimize e, konuşuyoruz. O ye, o şey e, aslında o yerine e, ulaşmıyor. Ama tabii ki sivil toplum çok aslında gelişti, teoride e, çok gelişti işte teknolojiyle birlikte gelişti işte şu anda bir zoom toplantısı yapıyoruz hani o bu dil çok daha çabuk birbirimize e, ulaşıyoruz İnanılmaz böyle dayanışma ağları e, var ama biz ben şimdi kendi alanımı anlattığım zaman işte o dönemdeki yoksulluk hikayesiyle bu dönemde çok inanılmaz bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Ee, yani işte şu anda diyoruz ki yoksulluk bir hak ihlalidir diyoruz ya da şu anda o görünmeyen diyelim ki romanlar ya da başka derin yoksulluk yaşayanlar ya da mevsimlik işçiler e, artık bu insanlar görünür olmaya başladı niye sosyal medyada işte ben bir şey yazdığım zaman ya da dernek bir şey ya da bizim gençlerden derin yoksulluk anında bir hikaye yazdığı zaman başka türlü çok daha e, çabuk ulaşıyor Belki o yazdığımız hikayede yazdığımız ailenin belki interneti yok ama biz onun sesini bir şekilde hmm. hepinize herkese e, ulaştırabiliyoruz. Diyoruz ki işte Ali'nin e, Ali okula ulaşamıyor çünkü uzakta interneti yok. Tableti yok. Bu bir hak ihlalidir e, diyebiliyoruz. Ve Ali'leri aslında anlatıyoruz. Sonra belki de işte bir milletvekili çıkıp bununla ilgili önerge veriyor. Diyor ki kaç tane e, uzaktan eğitime erişemeyen çocuk var diyor. Ya da işte biz Direkt Milli Eğitim Bakanlığı'na e, yazıyoruz diyelim ki ulaşamazsak sosyal. Bu kadar çocuk şu e, uzaktan eğitime erişemiyor. Ne yapacaksınız bu konuda? Birazcık e, hesap sormaktan, yani bir taraftan açık, şeffaf e, İbrahim Bey'e söylüyorum e, bu konuda. E, o web sitesinde her şeyi anlatmak e, ne yaptığımız ama bir taraftan da kamudan vazgeçmemek gerekiyor. Yani e, biraz bu tutar ancak biz ayakta. Yani e, işte kamu ortadan kalktı ya kaymakam partili, muhtar partili. O, beni mesela hiç ilgilendirmedi bugüne kadar. Yani Ümraniye mahalle, Ümraniye'de Huzur Mahallesi'nde bir sorun varsa ve bu ihlalin kaynağı kaymakamsa ben o aileyle birlikte o kaymakama gittim. Ne diyecek? Ben ilgilendirmiyor ama onun görevi o, o. O görevi sürekli hatırlatmak lazım. Yapsın, yapmasın. Yapmıyorsa teşhir etmek birazcık e, teknolojiyle birlikte o dönemden bu döneme bu, bunun geliştiğini düşünüyorum. Yani biz her türlü o hak ihlalini anlatabiliriz, konuşabiliriz, e, umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor, alışmamamız gerekiyor. Yani hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey değiştirmiyoruz değil. Bence e, her sabah daha umutlu kalkmamız gerekiyor, bir şeyi kabul etmememiz gerekiyor ve birazcık arıza olmak gerekiyor yani. Yani o kaymakama o görevini sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Valiye hatırlatmamız gerekiyor. İktidarı hatırlatmamız gerekiyor. Ve bunu en görünmeyen, bu derin yoksul, o hiçbir şekilde görünemeyen, bu seslerini duyurmayan, en azından kendi alanımız için söylüyorum. Ve herkes kendi alanında bunu yapabilir. Yani derin yoksulluk yaşayan, şiddet gören bir kadın nereye gideceğini bilmiyor. Ee, ya da onun bir özel bir avukat tutma ihtimali bile yok diğer kadınlara e, nazara. E, ne yapacak o kadını görünür hale yani görünür derken onun yanında olmamız hı hı. E, gerekiyor yani bu, bunun değiştiğini e, düşünüyorum aslında birazcık bu teknolojiyle de ilgili bir durum. Doğru. Abi, İbrahim abi aramızdaki en deneyimli sivil toplum konusunda da en uzun yıllar vakit geçirmiş, emek harcamış sensin. Sen nasıl bir dönüşüm gözlüyorsun sivil toplumun naturasında, çalışma biçiminde, yol yordam konusunda? Ya ne kadar bir dönüşüm var e, tam bilemiyorum açıkçası. Yani ama ben e, başladığımdan bu yana e, gençlerle ilgili yoğun gözlem yapma imkanım oldu. Yani 2000 yılının başında, 1990'lı yıllarda gençlerin çalışmasıyla bugünkü gençlerin çalışması arasında olumlu veya olumsuz diyeceğim herhangi bir değerlendirme yapamam. O zamanlar da 20 yıl önce de çok güzel şeyler, çok yaratıcı şeyler yapıyordu gençler. Şimdi de aynı şekilde kendilerine yetki ve sorumluluk verildiği zaman e, onlar o zaman o sorumlulukları üstleniyorlar ve çok yaratıcı çözümler buluyorlar. Ama empoze edersen gençlere, ha bugünün gençliğine empoze etmişsin, ha bilmem 20 yıl öncekinin gençliğine ortaya o zaman bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla ben yani o karşılaştırmayı yapacak e, açıdan bakamıyorum açıkçası. Çünkü ben 20 yıl önce de 25 yıl önce de gençlerin çok güzel şeyler yaptıklarını biliyorum. Yetki verdiğim zaman, e, bugün de o yetkileri verdiğimiz zaman yine aynı güzel şeyler yapıyorlar. Ha, belki bir fark oldu. Teknoloji e, 25 yıl öncesine göre çok daha hızlı geliştiği için. Belki o zaman bilmem 5 günde yaptıklarını... Şimdi e, iki saatte bitiriyorlar iletişim kurarak, yani daha hızlanmış olabilirler diye düşünüyorum. Peki böyle kaynak bulmak ya da ne bileyim işte farklı alanlarda çalışmak gibi konularda sivil toplumda bir 20 yıl önceye göre bir dönüşüm ya da bir daha ne bileyim ben e, enerji veya çalışma usullerinde falan bir değişiklik yok mu yoksa aynı? çabalama kaptan uğraşıyor muyuz? Ya aynı çabalama devam ediyor. Yani çok büyük bir fark olduğunu söyleyemiyorum açıkçası. Hı hı. Sen nasıl gözlüyorsun Zeynep? Hı hı. Ya teknoloji kesinlikle bir fark. Hani bir yandan e, iyi kullanıyorsa, erişimi varsa, e, hani sivil toplum gücüne güç katıyor. Bence henüz tam aymadığımız ama yakında ayacağımız bir şey. Nasıl ki gidip örneğin Sivil Toplum Kuruluşu'nun ofisini bir kent suçu olan bir binadan almıyoruz, orada e, ofis açmayı seçmiyoruz. E, bu büyük teknoloji şirketleriyle ilişkilerimiz çünkü e, işte Zoom'u, Facebook'u, e, Apple'ı, Instagram'ı buralara biz yeni evler açıyoruz dijitalleştikçe. E, yeni ofislerimizi oralara kuruyoruz, e, bilgilerimizi oralara teslim ediyoruz. Henüz onun çok farkında değiliz ama bu kurumlarda aynı devlet tehdidi gibi otoriteler olma ve yeni kralları alın olma şeyi var. Yani dijitalleşmeyle beraber bu geliyor. O yüzden mümkün oldukça açık kaynak, sivil toplum kuruluşlarının ürettikleri teknolojilere yönelmemiz gerekecek ve bence yakında göreceğiz bunu. Yani evet hani Twitter, Trump'ın hesabını kapatınca belki seviniyoruz ama demek ki buna müktedir. Yani öbür gün Fransızlık Vakfı'nın hesabını da kapatabilir ve hiçbir denetim yok üstünde. Dolayısıyla böyle bir tehdit var ama hani olumlu açıdan baktığımızda tabii ki iletişim gücüne güç katmış durumda. Hiçbir şey gizli kalmıyor. İşte Sirt'ten bir fotoğraf çekip koyuyor ve orada görüyorsun ne olduğunu yani. Hani bu açıdan büyük bir değişiklik var. Ee, i̇kinci söyleyebileceğim şey az önce söylediğim tekrar kurumlar değil de eylemler kampanyalar daha kısa vadeli e, daha böyle e, hani amacı belli e, şeylere yöneliyor insanlar bence bu da yani işte Me Too hareketi buna bir örnek olabilir. E, hani kitleler daha bu şekillerde mobilize olmaya başladı bunu da devam edecek diye e, düşünüyorum. Üçüncü bir şey de beni heyecanlandıran hani Türkiye'de de potansiyeli olabilir diye sizinle bir kere konuşmuştuk. Yani daha böyle kimlikler ötesi, kimliklerde ortaklaşmak değil de değerlerde, stratejilerde evet. ort ortaklaşabilmek. O ilk dediğim kutucukları aşabilme imkanı sağlıyor. Yani burada e, ekoloji hareketinin önünde güzel fırsatlar var. Siz hep tüketici haklarını bir iki kere bahsettiğinizi hmm. duydum. Yani kimlik ötesi, sağlık hakkı mesela COVID'le çok daha anlaşılır e, olmaya başladı. E, yani sivil toplum e, hareketleri örgütleri arasında kimliğini bırakıp bir köşeye başkalarıyla değerler ve stratejilerde ortaklaşabilenler bence kazanacaklar. E, son dönem e, taciz olaylarında örneğin Amerika'da e, ki hareketlerde hani ırklar ötesi bir koalisyon kurulabildi. E, ya da bir e, Black Lives Matter hareketi de evet belirli bir ırkla ilgili konuşuyor ama geniş kitlelere erişebildi. Bunlar bence kazanacaklar. Ben Türkiye için hayal ediyorum şu anda ne olabilir diye ama bence burada da göreceğiz benzer hareketleri. Ya bilmiyorum katılır mısınız ama ben şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben şöyle bir dönüşüm gözlüyorum doğrusu isterseniz. Tam da senin kimlikleri aşmak için değerlerde birleşmek derken, Hacer'in daha hemen başlarken birinci cümlesiydi. İhtiyaç meselesi. Yani sivil toplum yerelleşiyor bence. Yani biraz önce konuştuğumuz gençler meselesinde de konuştuğumuz dinamiklerle yani o değiştirilemez gibi görünen kalıplaşmış hiyerarşik yapıları nedeniyle ulusal ölçekte olan ve daha soyut meseleler peşinde olan örgütlenmelerin dışında yereldeki gerçek sorunlar etrafında yani Konya Ovası'nın kuraklığı, kaz dağlarını korumak, Yırca Köyü'nün zeytinleri için, ikizlere için mücadele etmek. Şimdi o zaman kaz dağlarını için ya da Konya Ovası'nın susuzluğu, kuraklığı için uğraşıyorsanız Türk, Kürt, muhafazakar, seküler, sünni, alevi, iktidar yandaşı karşıt olmanın önemi yok. Her eve, her bireye değen, her kimliğe değen bir konu ve de bu bizim ulusal ölçekte biraz önce İbrahim abinin falan da altını çizdi o e, ku, elimizdeki ağırlıklı ulusal ve biraz daha geçmişi olan sivil toplum örgütlerinin o katı yapılarından dolayı bir de tabii yasal gereklilikler var ya dernek kuracaksın vakıf kuracaksın usulleri var genel kurul yapacaksın defterler vesaire bütün bu hikayelerden kurtulan bir durum var ortada bence. O da yerelde gerçek bir sorun etrafında ve illa bir formu olmadan WhatsApp grubu gibi bile örgütlenmek ya da işte hani Hacer de çok tanık olmuştur. Ya beş çocuğa tablet alıyoruz, bunun için bir araya geldik, 24 saat sonra dağıldık diyebilmek. Bu hız ve bu tür yereldeki gerçek sorunlar etrafında örgütlenmenin ben çok daha yaygın olduğunu ve en başlarken benim İbrahim abinin söylediği o 130 bin civarındaki vakıf dernekten daha yaygın bir örgütlenme biçimine varmış olabileceğini sanıyorum. Sayılar var hani, informal bir örgütlenme biçimi olduğu için elimizde elbette sayı yok. Ama buradan bakarsak okul aile birlikleri ya da her sınıftaki öğrencilerin annelerinin dahil olduğu WhatsApp grupları bile bir süre sonra gerçek bir sorun etrafında bir örgütlülük ve eylemlilik potansiyeli taşıyor aslında. Dolayısıyla tam da buradan şuraya bağlayacağım son tur sorusu olarak çünkü İbrahim abinin 8'den sonra onu azat edeceğiz işi var. Sivil toplum ya da bu tür hak mücadelesinin bir iletişim meselesi var karşımızda bir yandan da. Yani ama finansal kaynak bulmak için ama işte proje sahibi ya da proje dağıtan kurumlarla ilişki için ama sade bireylerle ve toplumla ilişki için ama birbirimizden ilişki için. Bu iletişim meselelerini nasıl aşarız ya da ne tür fırsatlar var hacar önümüzde? Şöyle e, mesela biz pandemide hani bu ilk iletişimi aslında dediğiniz gibi işte WhatsApp'tan ya da telefonla falan kurduk. Hikayeyi anlatmak için aslında. E, sonra zamanla bu işte sayı çoğaldıkça dayanışanlar çoğaldıkça aslında böyle halka halka bir böyle bir örgütlenme de oldu dediğiniz şeyler örnekte olduğu gibi orada hani benim hani kişisel olarak gördüğüm ağın da gördüğü güvenilirlik çok önemli yani e, biz derin yoksulluk ağıyla işte bu dayanışmayı yapıyoruz ama biz biliyoruz ki e, Ümraniye'deki Zehra'ya gidiyor kağıt toplayıcının evine gidiyor ya da işte müzisyen Pekinin e, çocuğuna gidiyor bu tablet. Yani e, onu hissetmeleri, onu görmeleri ve bunu e, bu ağı büyütüyor. Bu iletişimi güçlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü e, belli ki böyle bir hayal kırıklığı yaşamış. Biraz önce aslında bahsettiğimiz şeyler gibi kendi sivil toplum örgütünü kurma, kendi hayırseverlik cemiyetini, kendi sendikanı ve insanlar aslında almış Herkes aslında Pandemi de ben onu görüyorum bir şey yapmak istiyor evet. ama gerçekten güvenebileceği e, bir yerde olmak istiyor ve bir şey değiştirmek istiyor gerçekten bir şey dokunup değiştirmek istiyor yani o yüzden aslında hani niye sivil toplum e, örgütleri var niye dayanışma ağları var niye hep biz bir şey yapmak istiyoruz yani biz dernek kuracaksam kaz dağları da gerçekten gerçekten hani orada ihtiyaç varsa o yüzden kurayım yani ne bileyim gerçekten bir şeyi değiştireceksen yani biraz benim gazetecilik hayatım da öyleydi. O yüzden e, mesela yaptığım haberler insan hakları ile ilgiliydi ve o kadar rahatsız oldum ki o haberleri yaparken dedim ki ya bu kadının hayatını ben sadece haber yapıyorum ve arkamı dönüyorum ve değiştiremiyorum. O yüzden sivil topluma geçişim de böyle oldu. Yani e, bir yani çö çözüm odaklı. Tamam her şeyi çözemeyiz ama belki görünür o e, etmek farkındalık yaratmak aslında bütün o iletişim de bunun üzerinde olmalı yani bizim gibi çalışan başka böyle dayanışma yapayan başka örgütler başka platformlar başka dernekler de var aslında ama biz hikayeyi hak temelli bir e, hikaye haline getirip biz bunu sosyal medyada yayınladığımız zaman ya da size anlattığım zaman başkasına anlattığım zaman bu iletişim dili başka bir şeye daha dönüşüyor. Hem yoksulluğa bakış değişiyor, hem de diyor ki bu çocuğun eğitim hakkı yani benim çocuğum gidiyor evinde internet var ama o çocuk gitmiyor bir rahatsızlık duyuyor. Birazcık insanları rahatsız etmek gerekiyor. Rahatsızlık derken hani düşünmeye sevk etmek, o farkındalığı gösterebilmek. Biz bizim kurduğumuz dil böyle birim yani hayırseverlik yaptın, gönderdin rahat rahatla arkanı dön değil, düşünmeye devam et. İşte o. Birlikte okuyalım, birlikte gelişelim, birlikte görüyoruz. Hı hı. Ee, ya da kalıplaşmış önyargılarını değiştir. Ya o kadında niye beş tane çocuğu var? Tamam biz bunu seninle beraber biz şey demiyoruz yani. Neden bu soruyu sordun değil iletişimde de. Ya biz bunu birlikte oturup tartışalım nedenini. Birlikte bulalım ee, bu şeyi çözüm. Ya onlar da iş buluyorlar. işte tembeller, işte gitmiyorlar dedi mesela bir kamu kurumu görevlisi bana. Dedim ki nereye gönderdin sen bu adamı? İşte kanalizasyon Dedim ya sordun mu sen o adama başka bir yeteneğin var mı diye. Adamın belki bel fıtığı var. Sordun mu? Sormadın. Yani hani o şeyi bir başka bir dil kurmak gerektiğini düşünüyorum. Ve biz o dili kurmaya çalışıyoruz. Yani hem işte sosyal medyada yayınlarken Sahada gittiğimiz aile ziyaretinde de başka bir dil kuruyoruz. Yani artık hani o güveni e, oluşturduk. Yani işte geldiler, gittiler, arkalarını döndüler değil. Ya da şu, şu da değil. Sonsuza kadar bize bize gıda gelecek. Hayır. Yönlendirme de yapıyoruz. Bak orada belediyede şöyle bir hakkın var senin. işte şöyle bir e, durumun var senin. Yani çocuklara yönlendirme, oradaki aileyi yönlendirme. Oradaki dili değiştirme hak temelli bir dile e, oturturma yani hem destekçileri hem sahayı hem medyayı hem de öğreniyoruz Aslında hem de kamuyu da birazcık itiyoruz yani hak temelli bir bakışla artık sos sosyal yardım mantığıyla değil bu kavramları değiştir sosyal hak kavramıyla bir şey yap daha sürdürülebilir e, projeler yapıyoruz Anladım İbrahim abi sen son ayrılmadan ne dersin iletişim problemimiz konusunda sivil toplumun ama para sahiplerine finansal gücü yüksek kurumları anlatmak ama toplumu anlatmak konusunda ne yapmamız lazım ya da nelere dikkat etmemiz lazım? Ya bence e, en önemli konu her sivil toplum kuruluşunun yaptıklarını yaptıkları sonucunda kaç kişiyi etkilediklerini ne yaptıklarını açık biçimde bir sadece bağışçılara değil toplumun geneline de duyurabilecek şekilde adım atması önemli Yani sen bana para veriyorsun işte ben iyi şeyler yapıyorum değil e, veya para vermeyenlere de bu bilinci yaratabilmek diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olabilmek için e, et yarattığı etkiyi ve bu etkinin sonuçlarını ölçebilecek şekilde adım atması Bence e, iletişim konusundan en önemli adamlardan biridir diye düşünüyorum. E, bunu yaptıkça sivil toplum kuruluşları daha fazla güven kazanacak, daha fazla destek kazanacaktır düşüncesindeyim. Ve bunu sadece bağışçılara, gönüllere, e, insanlara değil, e, kamu görevlilerine de iletmek lazım. Yani yerelde yapılıyorsa, kaymakama gidip bu bilgileri vermek lazım e, bilmem valiye gidip bu bilgileri vermek lazım Çünkü bir valiye verilen bilgi kısa zaman içinde e, daha farklı kademelere doğru gidiyor bakanlara doğru gidiyor İçişleri Bakanlığı'na doğru gidiyor Dolayısıyla sivil toplum kuruluşunun ne kadar güzel etkili işler yaptığı konusunda da bilinirliği artıyor ve devletin de güveni oluşmaya başlıyor benim buna Örnek olarak yaşadığım çok fazla hikaye var. Burada anlatacak zamanım da yok. Ama bu yaşadıklarımın bir sonucu olarak, bunu bir öneri olarak e, buraya getirmek istedim. Peki abi sen seni azat edebiliriz. Ee, senin bir başka toplantın var biliyorum. Ee, evet Zeynepçim sen ya yani mesela Aşoka'nın iletişimi için ne yapıyorsunuz? Hı hı, evet. Ya açıkçası bu birazcık e, hani iğneyi başkasına çuvaldızı kendisine e, tarzı bir şey olabilir. Yani şöyle aslında, e, yani çok fazla kullandığımız kelimeler e, ne Aşoka içinde de dahil, sosyal girişimcilik alanı içinde bence hak temelli çalış. Biz hayırseverlik yapmıyoruz, biz hak temelli çalışıyoruz denir mesela. Eee şurada da biz hayırseverlik hak temelli değil biz sosyal girişim alanındayız diyoruz. Yani ne olmadığımızı söyleyerek kendimizi anlatmaya başlıyoruz. Bu çok bence yanlış. Yani bu şeyden ve bu, bu sivil toplum işte kar amacı gütmeyen hep negatiften kendini tanımlamaya çalışan bir alan. Ee, ve o alanda kimi olmadığıyla, devlet olmadığıyla, özel sektör olmadığıyla yani özünü çok daha basit bir şekilde anlatmayı başarmak bence çok önemli. Ee, kullandığımız kelimeleri bence çok daha düşünmeliyiz. Yani ben hiçbir kadın örgütü bana gelip de sen bizim faydalanıcımızsın dese çok antipatik bulurum. Yani faydalanıcı, hedef grup, <laughs> e, işte hatta paydaş. Yani hani e, bu kelimeleri bence e, tamamen bunlar aslında kimisi militarizm, yani ordu e, terimlerinden devşirmişiz, kimisi özel sektörden devirmiş, devşirmişiz yani bu gibi kelimeler aslında bazı zihin yapılarını da gösteriyor. Yani bunların yerine başkalarını koymak bence çok önemli. Yani sivil toplum kuruluşuyla onun var olma sebebi olan grubu böyle suni ayrımlarla ayırmak ve sanki bir müdahale yapılıyor dışarıdan hani sanki ben silah ateşliyorum da hedef grubum var yani atış tahtam mı var benim gibi ya da örneğin bağışçıları aşırı bir yüceltme eğilimi var yani bağışçı diyorduk sonra destekçi demeye başladık şimdi hayal ortağı lafını mesela duyuyorum yani günün sonunda size para veren kişilerden bahsediyoruz ve çok nadirdir para dışında bir katkısı olsun hani çok şüpheci konuşmak istemiyorum ama doğrusu bu yani ve hani hedef grup faydalanıcı diye bir grubu yererken bir grubu yükseltip duran bir dilden bahsediyoruz yani hem kendisini hem de yaptığı işi böyle daha toplumun anlayabileceği şekilde daha öz, daha basit, belki böyle başka sektörlerden ödünç alacağına daha belki doğadan hani hepimizin anlayacağı terimler koymak, belki bu kadar işte eski Türkçeden korkmamak, çok seküler, çok böyle icat edilmiş kelimeler kullanıyor sivil toplum. Belki oradan bazı kelimeleri tekrar kazanmak, örgüt kelimesi de böyle bir şey yani evet. bizden alınmış bazı kelimeleri tekrardan kazanmaya çalışmak. Ee, belki e, Ermenice'de çok güzel bir kelime var ve bizim haberimiz yok. Yani benim yok ve tam da anlatmak istediğim şey yani Türkiye dillerini belki daha çok e, kucaklayabilmek, öğrenmek. E, Doğu Karadeniz'de çalışan bir sosyal girişimciden çok güzel Lazca kelimeler öğrendim mesela. Hani e, kendi işimizde de kullanabileceğimiz. Hani biraz biraz başka şeyler hayal etmek ama en başında Hacerin dediğine bağlamak istiyorum. Yaptıkları çalışmaları siz sorduğunuzda ilk dedi ki önce biz dinledik dedi. O evet. hanelere girdik ve dinledik. Yani iyi iletişimin başı her zaman gerçekten gönülden, can kulağıyla dinlemek ve ister hayırseverlik olsun, ister hak aktivizmi, ister sosyal girişim dinlemediğimiz sürece hiçbir zaman yaptığımız işten bir hayır gelmiyor. Dolayısıyla bu iki şeyi söyleyebilirim. Yani sahayı dinlemek, alanı dinlemek ve dilini birazcık değiştirmek bence anlaşılabilir şekilde. Kesinlikle. Yani dil meselesi biz son üç senedir bu iklim değişikliği meselesiyle ilgili Türkiye'deki duyarlılık nasıl bir yerde evriliyor üzerine birden fazla araştırma yaptık. Temel ortak bulgumuz şu aynı jargonu kullanmıyoruz. Yani iklim aktivistlerinin ya da yeşil çevre hareketinin kullandığı jargonla sade bireyin kullandığı jargon farklı. Ben bu örneği çok sık kullanıyorum ama burada da tekrarlayacağım izin verin. Yani benim doğup büyüdüğüm kasabada dört tane çay vardı. Bugün o çayların hiçbirisi yok. Muhtemelen coğrafya kitaplarında artık çocuklara çay da okutulmuyor. Direkt nehirden başlanıyor herhalde. E şimdi benim 85 yaşındaki anama İklim krizinin ne olduğunu, çevre probleminin ne olduğunu anlatmaya ihtiyacımız yok ki aslında biliyor. Ama aynı kelimeleri kullanmadığımız için biz o nanoteknoloji üretilmiş pantolonlarımızdan, elimizde tabletler ve çok şık botlarımızdan gidip İkizdere'ye bir onları eğitmeye çalışıyoruz. Hacer'in de altını çizdiği gibi. Sonra da dönüp şu jargonu çok sık kendi aramızda kullanıyoruz. Ya döndük geldik yine gitmişler işte Şıkırt Partisi'ne oy vermişler falan. Yani mesele bir kere böyle değil. Samimi bir yaklaşım da değil bu. Ve dil ve kelimeler tam da sana yüzde yüz katılıyorum. Benim yine sık kullandığım kavramlardan biri. Bütün bu toplantı boyunca da bir buçuk saattir hep sıkça kullandık hepimiz hak diyoruz. Ama bu toprakların insanları örneğin aha bizim hak dediğimizi adalet kavramıyla ifade ediyorlar. Aşağı yukarı da aynı şeyi ima ediyor. Onların dilinden, onların zihin dünyasından bu mesela. Onun için burada dil meselesinin çok çok dehşet önemli olduğunu ben de kesinlikle katılıyorum. Efendim, şimdi tabii dinleyen, izleyen arkadaşların katkılarını ya da sorularını almak isteriz. Katkıda bulunmak ya da soru sormak isteyen dostlarımız, arkadaşlarımız varsa, şimdi sıra sizde efendim. Ya da moderatör arkadaşlara sorayım. Var mı size yazılı gelmiş soru arkadaşlar? Çete yazılmış soru yok. Demek ki el kaldıran da görmüyorum. O zaman bitirebiliriz demektir. E, Eğer yoksa. Ben, ben size bir chatbox'tan soru gönderdim. isterseniz sesli olarak okuyabilirim. Lütfen. Ee, sivil toplum medyadaki temsili konusunda yorumlarınız neler acaba? Bu temsilin toplumsal algıya algı etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Evet. Medyadaki sivil toplum algısı ve medyanın sivil toplumu nasıl haberleştirdiği meselesi galiba öz itibariyle soru. Ne dersin Hacar'cığım? Yani medya işte Biraz önce aslında bahsetti. yani evet yani kendi sivil toplum örgütü işte kendi medyası. Yani böyle bir yani bunu kabul edeceğiz. Yani işte böyle bir ayrılmış şey var. Yani ben şimdi biz derin yoksulluk ağı olarak işte şu kadar şu, şu mahallede şu kadar çocuk şu, uzaktan eğitime erişemiyor. Hemen buraya bir internet ücretsiz olsun dediğimiz zaman yazılacak Medya belli, işte biz onlar hemen onu haber yapıyor. Biz bu bilgiyi de gizlemiyoruz, Bilgiyi işte şeffaf olarak herkese yayıyoruz. Sosyal medya var falan. Medya böyle gerçekten hani e, işte ikiz dereyi de duyuran aynı medya, e, dağlarını da duyuran aynı medya, derin yoksulluk anı çalışmalarını da duyuran e, aynı medya. Ama şöyle yani sosyal medyanın olması inanılmaz bir avantaj. Yani Twitter'da yazdığınız işte ben ee, bir gün önce bir kağıt toplayıcının işte çek çekinin e, bir belediye tarafından alındığını e, işte o belediyeyi de e, etiket yere yazdığın zaman o kadar çok böyle beğeni oldu ki binin üzerinde hemen belediye yazdı bana ne oldu nerede ne zaman meclis üyesi yazdı dedik işte ben sordum yok işte böyle bir şey olmamış falan gibi ama bir iletişim oldu bizim de derdimiz bu zaten harekete geçirmek yani ee, o anlamda o da benim için bir medya yani o Twitter de bir e, medya i̇şte Keşke gazetelerde daha e, çıksa Keşke iktidar duysa ne oluyor orada dese falan ama e, bunu kabul edeceğiz bu medyanın var olduğunu ya yani sonuna kadar her şeyi kullanmaktan e, yanayım ben yani Twitter olmadı Facebook Facebook olmadı bilmem ne ama o e, sorunu yaratana e, rahat bırakmamak gerekiyor. Yani o, o yol o medya yolu e, bulunur bir şekilde ama biz vazgeçersek ya ondan bir şey olmaz yani. o yapmaz dersek e, hiçbir şey yapamayız hiçbir şey değiştiremeyiz. E, biz rahatsız etmeye devam ediyoruz Derin yoksulluk Aları e, Çünkü e, burada faydacı ya da çıkarcı bir durum yok kişisel bir durumda yok ama e, görünür edeceğiz ki bu şeyi çözelim. ...bir biçimde. doğru sen ne demek istersin Zeynep yani ana akım medya ile ilgili ekleyebileceğim bir şey yok Tamam zaten Hacer'in söyledikleri yani hangi medya hangi sivil toplum olduğuna göre değişen bir algı var yani şöyle bana şöyle geliyor en azından benim çevremde hani mikro influencer denen aslında sosyal medyada hani bin ila yüz bin takipçisi hmm. olan ve kanaat önderi olarak insanların takip ettiği kişiler var. Ee, yani onlarla çalışmak bence e, çok efektif olabilir. E, çünkü hani bu içinde bulunduğumuz hani doğruyu gerçeği kavrama, ulaşma şeyinin çok e, zor olduğu ortamda insanlar kişilere güven üstünden ver almaya başladılar. E, dolayısıyla hani kendi alanınızda kim olduğunu tespit edip onunla bir ilişki geliştirmek ee, hani sonra getirisi çok yüksek olabilir gibi geliyor. Tabii hep sosyal medya üstünden ya da e, bağımsız platformlar üstünden diyorum ama e, sanki sivil toplum için orada bir fırsat var ve e, hani başarılı örnekler olabiliyor gibi. Evet yani geleneksel medya ülkedeki yaşanan siyasi gerilimlerin, kutuplaşmaların, kimliklere sıkışmanın da hem aktörü oldu hem taşıyıcısı oldu. Doğal olarak da o pencereden hani senin kutular dediğin yerden baktıkları zamanda işte hani işlerine gelmeyen ya da karşı kutuların öbür kutuların zaten seyir toplumunu yok sayıyorlar ya da art niyetli sayıyorlar ya da başka hmm. ülkelerin ajanları sanıyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla burada kendi kanallarımızı açmaktan başka çare yok. Kendi kanallarımızı beraberce çoğaltmanın yollarını düşünmekten başka da aslında çare yok. Yani... Belki de asıl bunun için kafa yormak ve bunun için daha kooperatif bir model bulup yani var bir takım denemelerde hepimizin de bildiği, izlediği, dahil olduğu ama onu çoğaltmak lazım. Eğer başka soru yoksa arkadaşlar çete gelen izin verirseniz bitirirken ben bir kapanış paragrafı kurmam lazım. Aslında biraz önce Hacer'in söylediği şey bir şey yapmak istiyoruz. Yani biz hayata dahil olmak ve hayata müdahil olmak için aslında sivil toplumda yırtınıyoruz, uğraşıyoruz. Ve de hayatı anlamlandırış biçimimiz bu. Yani çok para kazanmak hedeF seçmek ya da işte hayatının ya da tarihin yaydığı yazacağı bir aşkı yaşamak da bir hedef. Evet ama ya da Boğaz'da yalımızın olması, servetlerimizin büyümesi de evet hedef olabilir. Bu tüm bunları hedef seçmiş insanlara da bir sözümüz yok. Ayıp da değil, yanlış da değil belki ama bizler en azından ve en azından bu saatte bizi dinleyen insanlar ya da Türkiye'nin sivil toplumcuları bir şey yapmak için yırtınıyorlar. Çünkü bu ülkenin geleceğine güveniyorlar. Ama bir takım sıkıntılarımız var. Ama teknik, ama kendi bakış açılarımızdan, ama işte finansal zorluklarımızdan vesaire vesaire. Ama bir yandan da ülkenin karşı karşıya olduğu meseleler var. Hem ülkemizin hem de insanlığın çevre problemi sadece Türkiye'ye dair değil. İnsanlığın problemi bir yandan da. Ama bir yandan da kendimize özgü iktidarın ya da ya özellikle güncel siyasetin de ürettiği dar alanlara sıkışmış bir halimiz var ve daha az konuşmamız isteniyor, daha az iş yapmamız isteniyor belki. Ama hepimizin önündeki temel ödev hani o hayata dahil olmak ve müdahil olmak çabasıyla beraber galiba bu yaşadığımız pandemi, ekonomik kriz, gerilimler, kimliklere sıkışmalar, kutuplaşmalar, bütün bunları yıkım dersek bizim ihtiyacımız olan ya da çabamız aslında bu yıkımı bir yaratıcı yıkıma çevirmek. O zaman da birazcık güç birliği modellerine de ihtiyaç var. Birazcık birbirimize yan yana durmaya ihtiyaç var. Ama daha çok birbirimize bakmak değil de beraberce hayata ve geleceğe bakmaya ihtiyaç var. Biz bazen fazlaca birbirimize ya da kendi içimize dönüyoruz. Kendi içimize veya birbirimize bakıyoruz ve bir süre sonra da zaten hep aynı yere baktığımız için sıkılıyoruz. Halbuki beraberce ve kol kola yan yana hayata ve geleceğe bakmamız lazım. Onu da hani son birkaç gündür ya da haftadır çok da sosyal medyada olan sloganla söyleyeyim. Yani bütün bu hikayeyi başarmak için, bir şey yapabilmek için hak, adalet, demokrasi istiyoruz diyoruz. Hadi diyoruz aslında. Belki hep beraber o hadinin peşine, enerjisine, vadine takılabilirsek de başarmamak için bir nedenimiz yok. Çünkü bu insanlar ve özellikle sizler, yani en azından İbrahim abi dahil siz üçünüz, bu konuda o kadar direngen, vazgeçmeyen, diri, bütün bu zorluklarla uğraşan insanlarsınız ki zaten e, şapka çıkarılası e, kişilikleriniz, isimleriniz, emekleriniz, örgütleriniz var. Ama bu ülkenin insanları da şapka çıkarılmayı hak ediyor. Bu ülkenin geleceği de aslında onu hak edişi ima ediyor. El birliğiyle başarabiliriz, başarmalıyız. Bu memlekette bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Hadi diyerek bitireyim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Vakıf çalışan arkadaşlara, emekleri için, bizlere bu fırsatı sundukları için, sesimizi duyurma imkanı için. Sağ olun, var olun. El birliğiyle daha güzel bir gelecek için. Hadi, hoşçakalın. Çok teşekkürler.